Hayırdır inşallah. Kimin ki bu cenaze? Bizim kimsemiz yok ki İstanbul'da. Ümmü'nün mü acaba? Ümmü Manisalı değil miydi ya? İstanbul'da da vardı demek akrabaları. Allah rahmet eylesin, kimse artık. Yaslı'ndan bilirim acaba. Babam bir daha o kasabaya kafasını sokabilir sanki de. Cenazeye gidecek bir de. Taşladılardı be. Gitmez. Sabah sabah nereden geliyorsunlar? Ne hal ya? Ya ben geçen gün şeydi, minibüste babamı gördüm de. Ne oldu peki, ne yaptı seni görünce? O görmedi beni, bir şey olmadı da. Sonra işte ben takip ettim onu, nereye gidiyor, ne yapıyor diye. Niye? Niye? Sizi gibi ortada bırakan adamı sen niye takip ediyorsun? Amacın ne? Niye etrafına geziyorsun adamı? Ya ne bileyim, bilmiyorum ki. Öyle hipnotize olmuş gibi gittim arkasından işte, merak ettim. Nerede yaşıyor, ne yapıyor, merak ettim işte. Neyse böyle tuhafiyeci gibi bir yer açmışlar böyle. Sanki biz hiç yokmuşuz, olmamışız, yaşamıyormuşuz gibi. Ne bekliyordun sen de canım yani? Adam sizi bırakmış gitmiş işte. Geri mi dönecekti? Ne bekliyordun yani? Ya neyse. İşte bu sabah yine gittim. Hayda. Gitmişken adamın elini öpseydin bari. Sonra dükkanın camına cenazemiz var diye yazı asmışlar. Onu falan görünce çok kötü oldum. Yani bizim burada hiçbir akrabamız falan dostumuz yok ki. Kim ölmüş olabilir yani? Komşuları falandır. Ne bileyim ya da kadının akrabasıdır. Bilmiyorum. Bilmiyorum, böyle günlerdir böyle sürekli karnımda bir ağrı var. İçim bir tuhaf, anlamadığım bir şekilde zaten, ne bileyim. Finaller yaklaşıyor, ondandır. Ay nerede kaldı bu çocuk ya? Dersi kaçıracağız. Ya Deniz, sende de ne bu okul aşkı, hiç anlamadım son günlerde ya. Şu çocuğu da sardın başımıza, her yere bizimle gelip duruyor. İyi oluyor, iyi. Park yeri bulmakta zorlanıyoruz. İşimize yarıyor işte. Çok sağ olun gerçekten. Bulabilecek misin yolu? Tabii. Zaten benim halamların evi şurada bir yerde. Hemen gideceğim ben şimdi oraya. Vallahi Allah razı olsun sizden ya. Yollarda mahvolacaktım yoksa. Hadi bakalım. Ama bak, dikkat et kendine. İstanbul burası. Sizin oralara benzemez. Sağ Senin bu Tolga var ya. Nereden benim oluyormuş o Tolga? Allah Allah. Kabul et, yakışıklı çocuk. Ay Allah sahibine bağışlasın. Neyse, şimdi bu Tolga'nın grubunda bir tane çocuk var. Üçe gidiyor, mühendislik okuyor. Çocuğu bir görsen. Çocuk çok yakışıklı kızım. Böyle çocuğu 20'de yanında yat ya. Yani. Deniz. Sonra şey yapalım. Rafet, canım. Sen yorulma öyle ayakta, dinleme bizi. Gel otur öyle dinle. Estağfurullah Deniz Hanım, ne dinlemesi ya? Olur mu öyle şey? Otur hadi, kahvaltını et, geç kaldık. Neyse, ben nerede kalmıştım ha? Tolga geldi bana dedi ki, ben Narin'e çıkma teklif etmek istiyorum ama onun tepkisinden korkuyorum dedi zavallı. İyi korksun benden, korksun. Çok iyi, şahane, korksun. Ya Narin be, yazık bu arkadaşına da yazık ya. Ne olur be, kabul et, kabul et. Bak birlikte takılalım, gezeriz, tozarız ha. Benim bak, bu yaşta benim kısmetimi kapatma. Arkadaşlık görevini yap ya. Deniz Hanım, kusura bakmayın ama... yani siz böyle iki genç kız, böyle erkekler... Sakın! Sakın o cümleni bitirme, sakın. Yarın sabah istifanı istiyorum. Arabamı kendim kullanacağım. Etmeyeyim. İstifa etmeyeyim, demedim. Demedim, vallahi demedim. Gitti tamam, söyleyen gitti. Ayarsız. Hangisi Tolga şimdi bunların?
Şu var ya, şu sarı salak salak gelen. O abi. Allah Allah. Çok mu askıntı oluyor bizim Narin yengemize? Aynen abi. Narin Hanım'ın öyle yüz verdiği falan yok ha. Ama bu bırakmıyor peşini. Alırız ifadesini, merak etmesin. Eyvallah. Gülme. Gülme, sinirimi senden çıkarırım, gülme. Ya nasıl gülmeyeyim ya, çok komik değil mi? Nesi komik be? Nesi komik? Meydanın ortasında böyle ağaç gibi kaldık. Ya hani çok hoşlanıyorlardı bizden. Hani böyle ölüyorlardı aşklarından, anlamadım ki. Hayır efendim, bir şey olmuştur kesin. Yoksa bu çocuklar niye gelmesin, niye ekilerin, bir şey olmuştur kesin. Bu çocuklar yapmaz. Arıyor. Bir şey olmuştur dedim ben sana. Açmayacağım, biraz beklesin. Yeter. Alo. Efendim. Ne? Ay! Neredesiniz siz? Tolga nasıl Tolga? Au! Ay ay! Tanıyor musunuz bu çocukları? Tamam. Tamam, haber ver hadi. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Bunlar bizimle buluşmaya gelirken serseriler bunların önünü kesmiş. Bunlar da dayılanınca bir araba sopa yemişler. Neredelermiş, iyiler mi? Hastanedelermiş ya. Kerem iyi de Tolga burnunu kırmışlar, ameliyata alınmış. Üy, neyse. Hiç değilse ekilmediğimizi biliyoruz. Gelmemelerinin bir sebebi varmış. Kim bunları dövenler? Serseriler falan mı? Ne bileyim ben canım. Boş ver. Ne içersin söyle bakayım. Lazım içecek bir şeyler. Ne oldu, bu keyfin yerine geldi, hayırdır? Ekilmediğimizi anladım. Ya, biz ekilecek kızlar mıyız be? Ya ayıp. Ne içersin söyle bakayım. Su mu, meyve suyu mu söyle. Ya ayıp, çocuğum Burcuk. En sonunda teşrif ettiler Deniz Hanımlar. Geldim, geldim. Çok soğuk. Buyurun. Canım sen yenisin galiba. Şunları vereyim sana, şöyle şey yaparsın. Ablam yok mu? Deniz, kardeşin geldi. Sevgili kardeşin geldi. Adın ne senin? Narin benim adım abla. Okey. Irmak Hanım diyeceksin öncelikle. Ha, Irmak Hanım. Irmak Hanım, Deniz Hanım dışarı çıktı. Gelirler birazdan. Sen şöyle geç buyur. Ben sana bir kahve yapayım. Ha? Bunları şey yapayım, toparlayayım falan. Yok, teşekkür ederim ama bir su alırım. Yalnız bana siz diye hitap edersen çok sevinirim. Ha, siz. Hoş geldiniz gerçekten tekrar. Deniz Hanım çok sevinecek sizi gördüğüne. Gerçekten yani o kadar sevgiyle bahsediyor ki hep, çok özlemişti. Çok da güzelmişsiniz maşallah. Pek güzelmişsiniz. Sağ ol. Buyurun, buyurun. Ha? Geldi işte Deniz ablan. Geldi, geldi. Bak. Kız niye öyle manyak manyak konuşuyorsun be? Abla. Sen nereden geldin? Ay, ne zaman geldin sana? Geldim işte, çok özledim ben seni ya. Çok özledim seni. Dönem arası falan geldim böyle, İstanbul'a tadını çıkarırız diye düşündüm. Çok sıkıcı okul. Amcamla konuşacağım ben zaten. Ay. Ablam, sana da bir kahve yapayım mı? Ha? Ha ablam, sana da yapayım hemen bir kahve. Ablacığım gerçekten bilmiyorum. Nasıl buluyorsun böyle görgüsüz, ölçüsüz tipleri ya? Bu ne ya? Ne diyorsun be? O benim ev arkadaşım Narin. Ayrıca da okuldan da sınıf arkadaşım. Ne? Bu mu? Bana bak. Sen bir kabalık yapmadın değil mi? Bu kız çok hastastır, hemen alınır. Ya bu durumda yanlış bulunuyorum galiba. Ne bileyim, ben hizmetçi sandım. Nasıl seni ya? Ne yapayım ama ben de dönmeyi düşünmediğim için. Artık bence senin arkadaşın başka bir kapı bulsun kendine. Hiç çekemem kendi evimde böyle tipleri. Hoş geldin. İş buldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.